cenazesinin 3 gün bekletildiğine dair rivayetler var. Bu çöl sıcağında bu nasıl mümkün olabilir? Bu rivayet doğru mu diye merak etmiş oldum. Ya tam 3 güne varmıyor aslında da. Çarşamba günü gece defnedildi. Şöyle yani bakın Salı gün Hazreti Ebu Bekir'e biat edildi. Çarşamba günü de şey defnedildi. Peygamberimiz defnedildi. Şey, Pazartesi günü vefat Pazartesi etti. vefat etti. Rivayetler Çarşamba günü gece defnedildi diyor. Yani Gece. tam bir şeye var 2,5 gün falan diyebiliriz. Evet. Şimdi ilk gün zaten Sakife ile geçti. İkinci günü Hazreti Ebu Bekir'e biatla geçti. Evet. Hatta şu rivayetler var, Taberi'de falan geçer. Dışarıdan etrafa haber veriliyor. Dışarıdan gruplar halinde heyetler gelmeye başlıyor. Yakın köylerden, mezralardan, kabilelerden. Hatta Evet. işte Hazreti Ömer çok korkuyor. Şimdi Ensar tekrar ayaklanacak, Haşimler ayaklanacak, bu iş elden gidecek falan diye. Diyor ki bir gördüm o kadar kalabalık geldiler ki dışarıdan diyor. O Salı Evet. günü kastederek. Tamam bu iş bitti. Ebu Bekir'de kaldı bu iş dedim diyor. Biatlerle geçiyor. Bu arada bakın size Peygamberimizin evini anlattık. Eve fazla kişi giremiyor. Abbas'ın oğlu Fadıl var. Hazreti Ali var. Bir iki kişi ancak içeride çalışabiliyor. Evet. Cenazeyi bir kenara koymuş. Çıkartmak istemiyorlar dışarı. Orada defnedelim diyorlar. Hazreti Bekir de diyor ki peygamberler yerine defnedilmesi uygundur şeklinde bir şey söylüyor. Orada dışarıda belki yağmalanacak hani bir örnek verelim çağımıza. Hümeyni'nin cenazesini çıkarttılar. Parça parça ettiler. Evet. Kefen bunu değil mi? Dışarı çıkartmayalım burada defnedelim diyorlar. Kenara koyuyorlar orayı kazıyorlar. Oranın kazılması, hazırlanması, ondan sonra peygambere yıkanması bu birinci günü zaten akşam gece bir şey yapamıyorsunuz biliyorsunuz fazla. Çünkü gündüz yapabildiğiniz ertesi gün salı güne kalıyor. Salı günü de o işlere devam ediyorlar. Hem biat mescitte sürüyor hem o işlere devam ediyorlar. Çarşamba günü de namaz kılmakla geçiyor. Çünkü cenaze namazı topluca kılınmıyor. Tam da onu soracağım. Yani sorular arasında var. Peygamberin cenazesi Hazreti Ayşe'nin odasına gruplar halinde girerek kılındı deniyor. Zaten iki kişinin, üç kişinin yan yana duramadığı bir yerde işte önce erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar. Yani bu rivayetleri nasıl anlayalım? Bir de buna bağlı olarak gene Ayşegül sormuş. Yani imamsız herkes münferiden kıldı cenaze namazını gibi rivayetler var hocam. Yani Evet, bunları toplu nasıl cenaze namazı anlayacağız? kılınmıyor. Evet. Toplu cenaze namazı kılınmıyor. Sadece cenaze namazı duadır biliyorsunuz. Evet. Secdesidir, rükûsuz. Hatta namaz bile denmez. Duadır. Cenaze duasıdır aslında. Siz Evet. daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Sonuçta burada hani dediğimiz gibi 2-3 kişinin gruplar haline gelip kılması çok zor. Buradan çıkartmak istemedikleri için oraya koyuyorlar. Diyorlar ki herkes girsin, duasını yapsın, çıksın diyorlar. Çarşamba günü akşama kadar böyle arka arkaya insanlar artık sıraya girip sürekli girip girip çıkıyorlar, dua edip çıkıyorlar. Evet. Hani piyasada bir laf dolaşıyor. O lafı nereden çıkarttılar bilmiyorum. Efendim peygambere bu işte Ebu Bekir, Ömer bunlar o kadar şey ki dünya düşkünü ki cenaze namazını bile toplu sahabiler de 17 kişi kıldı sadece falan diye bir şey. Bu 17 rakamı Evet. nereden çıkarttılar bilmiyorum. Ben Evet. rastlamadım şu ana Onu da sormuşlar. 17 kadar. kişinin kıldığı doğru mu Yani diye. nerede var ben bilmiyorum. Rastlama. Yani mescide gelen bütün sahabe namazını kıldı ama cemaatle kılınmadı. Evet. Cemaatle kılınamaz zaten. O odaya giriyor, dua edip çıkıyorlardı. Olay buydu. Çünkü sahabe şimdiye kadar Mescid-i Nebevi'de pek namaz kılmadı. Musalla diye bir yer var Mescid-i Nebevi'nin ilerisinde. Evet. Şu anda gidildiği zaman görülür. Yani böyle bir 3-5 dakika yürüdüğün zaman o Musalla diye bir orada kılınıyor namaz. Şeye yakın Baki mezarlığına. Orada kılıyordu peygamber namazları. Ama orada taşınmak istenmedi. Mescide de çıkarmak istenmedi. Onun için buraya defneden deyince odaya girip girip çıktılar. Ve namazı akşama da kıldılar. Araplar da hadislere geçmişti. Bu cenazeyi bir an önce defnetmek vardır biliyorsun. Cenaze bozulmasın diye. Yani işte hatta bir rivayet var. Veki isimli bir şey hadis ravisi bunu söylediği için dövülüyor, öldürülmekten zor kurtuluyor. Peygamberin diyor artık şeyde cenaze 3. gün, 2,5 gün kalınca parmakları eğilmeye başladı diyor. Böyle bir rivayet var. Bu rivayeti aktardığı için daha sonraki bir yüzyıl sonra öldüreceklermiş. Sen peygambere hakaret ettin diye zor kurtarmışlar şeyi Medine dışına kaçırmışlar. Cenaze deforme olmaya da başlayınca Hazreti Ayşe diyor ki tabi odasına değil artık diğer hanımın odasına gitmiş. İşte kazma kürek seslerinden gece defnedildiğini anladık diyor. Evet.
gece defnediyorlar. Yani çarşamba gece defnediyorlar. Yani toplamda iki gece kalmış. Pazartesi gece, salı gecesi kalmış. Üçüncü gece defnedilmiş. Gündüz olarak bir tam gün çarşamba, tam gün salı, bir de yarım gün belki şeyde pazartesi gün kalmış. 2,5 gün kadar kalmış oluyor. Böyle söyleyebiliriz. Yani böyle münferreden kılınmıştır ve defnedilmiştir. Olay bundan ibarettir. Evet.